Muzaffer Birman'ın kızı İnci benim evime gelin gelecek. Hadi bak hele bak. Lan o sahtekar fantin falan İnci'de tuzak kurmaya kalkışırlar ha. Baba ne ilgisi var? Yasemin'i ben deli gibi seviyorum. Baba Erol, seni doğduğuna doğacağına pişman ederim. Birman'mış, Birman'mış, Birman. Bunlar paşalar, lordlar, prensler soymuş. Bunlar Frenkçe lügatler paraladıklarından kelli. Bunların yüksek sosyetesinin fanfin fonunda fanfin fan itmeyenlerin adına hacı denirmiş. Onlar kazıkladı mı fanfin fon caha. Aynı kazığı ben attım mı alçak çarıklı hacı. Ama babacığım. Aması maması yok. Dur daha evlerini de hazzettireceğim. Bir don bir boynu yine soğukta bırakıp mantar kafalıyı sürüm sürüm süründüreceğim. Bütün bu saçmalıkların benden ve Yasemin'le ne ilgisi olduğunu sorabilir miyim? Sen şunu görüyor musun sen şunu? Lan kim koydu bunu ortaya? Şükret ki ben buna tam 5 kayme saydım. Evet buna pazarda tam 5 kayme saymamış olsaydım görürdün sen gülünü anladın mı? Lan Allah kahretsin kafada kırılacak eşya bile yok bu evde. Aş! Aş! Dolap beygiri gibi ne dolaşıp duruyorsun? Estağfurullah. Merak etme, babanın borç senetlerini alacağım. Nasıl alacaksın? Parayla. Hangi parayla? Babamın imzasını taklit ederek 100.000 liralık bono tahsil ettim. Suç değil mi bu? Nihayet özbeyiz babam, beni hapsattıracaktı ya. Ha, bunları kıracak tefeciyi de buldum. Bugün parasını işlettiği zengin bir adamla görüşecekti. Biraz karışık bir iş. Bir çocuk oyuncağı kadar basit. Göreceksin planım nasıl bir makine intizamıyla işleyecek. Öteki planlarına benzemesin. Ha, tefecinin para alacağı zengin adamda para varsa bütün iş halloldu demektir. Büyük kırgır olacak göreceksin. 100.000 lira mı? 100.000 lira. 100.000'e ayda 20.000 faiz alırım. 30.000 alamam işi maçını hakkına unutma. Dur bakalım çorbacı, bonoların sağlam olduğundan emin misin? Demir gibi. Babası çok zengin bir adammış. Babasının 6 aya kadar öleceğini de garanti ediyor. Babanın ismi... Muiz! Sana sarmadım lan herifin babası. Pardon, paralar yermeden söyleyemem diyor. Beni iyi dinle çorbacı. 100.000'lik bonoyu alır 60.000 veririm. 58.000 nakit. Diğer 2.000 lirasını az kullanılmış eşya ile veririm. Adamı görürüm. Görürsün. Gözüm tutarsa bonoları beğenirsem bu iş tamam demektir Nesim Hacı Efendi. Ben buna düpedüz sahtekarlık derim. Ne dersen de, parayı başka türlü vermiyor. İnanmazsan kendisine sor. Sonra bir şartı daha var. Canımı mı alacak? 60.000'in 2.000'ini eski kıymetli eşyayla ödeyecekmiş. Ya ben eskici miyim? Eskici benim. Bana verirsin, müşteri çıkarsan ben satarım. Allah cezanı versin. Bana mi? Yok Nesim Hacı Efendi, o namussuz, insafsız, hırsız, dolandırıcı herifin Allah cezasını versin. Rezil, sahtekar, dolandırıcı! İyi adam sosunun altına gelir. Allah'ım sen bana sabır ver, herifin gırtlağına sarılacağım gülüm. Müşteriniz bir saatten beri burada size bekliyor. Arabilme kolay mı? Öyle bir bonoları görelim bakalım. Sonra babası 6 aylı ölmezse ben bu işte yokum. Lan! Abo! Lan sen ha! Bana parayı verecek adam bu mu Nesim Hacı? Bu adam! Faizle para isteyen bu it mi? Bu it, pardon. Lan sen neyine güveniyorsun? %90 faizine param alınır hayvan ol hayvan. Ödeyecek ben demeyeyim. İstediğim kadar faiz veririm. Kimin parasıyla? Abo, 6 ay sonra ölecekmişim. Azrail'le kontratın mı var lan? Yoksa gırtlağıma mı basacaktın? Bunları almıyor musun? Ha? Bunlar da ne? Esbab. Kimin bunlar? Seni. Benim eski elbiselerimi bana satıyorsun ha? Tabii satarım lan. Alışveriş diye mi? Alışveriş ha? Bana bak çorbacı, bir daha bana böyle batakçı müşteri bulmaya kalkma. Sana öyle bir kazık atarım altından kalkamazsın halim Allah. Lan it oğlu, yedirdiğim ekmek haram olsun lan sana. Lan it ineni, lan yürü ben sana evde göstereceğim, yürü. Bunlar bize de geçti be.